Şimdi bu konuyu konuşalım. Ekonomi müdürümüz Sadi Özdemir bizimle birlikte. Sadi Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi haberi ekrana getirdik Sadi Bey. Başlığı yazalım. Altına okları çıkaracak olursak neler söyleyebiliriz? Her okun altını nasıl doldurabiliriz? Ben size bunu soracağım. Başlığımız zaten belli. Volkswagen üretim yapmak için Türkiye'de şirketi kurdu. Peki okların altını şöyle dolduracak olursak hangi açılardan etkisini nasıl göreceğiz? Etkisi bir kere 4 ya da 5 bin kişilik istihdam demek. Tabii fabrikanın kuruluşu 2 yıl ya da 3 yıl sürebilir. Bu bir şirket kuruluşu. Ama Manisa biliniyordu yeri ve karar vermesi bekleniyordu. Bir anlamda karar kesinleşmiş oldu. Artı Türkiye'nin genel olarak ihracatına baktığımızda otomotiv sanayimiz ihracatta birinci sırada tek başına. Oraya ciddi bir ilave katkı çıkacak ortaya. Yani ihracatımız döviz getiren tarafa baktığımızda. Türkiye'nin otomobil ve diğer ticari araç, hafif ve ağır ticari araçlar üretiminde yıllık kapasitesi 2 milyon adet, üretimi ise 1,5 milyon adetin üzerinde. Burada tabii modellere göre nasıl bir kapasite eklenecek onu göreceğiz. Çünkü fabrikayla ilgili detaylar daha sonra ortaya çıkacak. Ama şu olacak, biz dünyada özellikle de Avrupa'da otomotiv üretiminde çok üst sıralara doğru kaymış olacağız. Zaten ilk 5, ilk 6 şeklinde bir yerimiz var. Çünkü Türkiye'de çok sayıda marka üretim yapıyor uzun süredir. Hem doğudan hem batıdan. Yani Japonya, Güney Kore işte malum markalar, Avrupa markaları, ilk bize gelen markalar, Ford var, Amerika. Bütün bunları düşündüğümüz zaman ilave olarak mesela Volkswagen grubu şöyle bir özelliği var Türkler için. Çok seviyorlar Türkler bu markayı. Almanların otomotiv sanayindeki tecrübesinden dolayı genellikle de ulaşılmak istenen hedef oluyor. Bu sadece bizde değil. Bütün aslında dünyanın birçok yerinde böyle. Amerika'da da böyleydi. Amerika'da farklı olaylar oldu geçen yıllarda. O yüzden de biz bu otomobil Türkiye'de üretilmediği için ithalatını yapıyorduk. İthalat tarafında da büyük bir avantaj ortaya çıkacak. Tabii ki hemen çıkar mı? Üretilecek modeller hangileri? Bunların da ilan edilmesi lazım. O grupta Seat ve Skoda da var. Bu iki marka da Volkswagen grubunun markası. Öyle tahmin ediliyor ki ilk etapta bu iki markadan modeller olacak. Sonrasında da Türkiye'de en çok satın alınan otomobil ya da hafif ticari olarak Volkswagen markalarından biri devreye girecek. Bu uzun süredir otomotivde ve genelde adından bahsedilen rakam 1.2 milyar euroyu bulacak deniliyor. Bunun ne kadar büyük bir rakam olduğunu seyircilerimiz Türk lirasına çevirince de daha iyi anlaşılır. Bu ölçekte bir yatırım bu sanayide ve genel olarak sanayide gelmedi. Bu önemli bir ne diyelim eşik oluyor. Uzun bir aradan sonra önemli bir eşik oluyor. Çünkü biz hep şunu söylüyoruz. Bir ülkeye gelecek yabancı sermayenin en faydalısı, en arzu edileni doğrudan yabancı yatırımdır. O da budur. Evet. Yani senin ülkene gelip sıcak para olarak gelip bir takım kriz havalarında hemen anında nakite çevirip giden bir sermaye, yabancı sermaye var. Ona biz sıcak para diyoruz. Bu ise fabrika kuruyor, işçiler alıyor. İstihdam sağlıyor. Üretim yapıyor, istihdam sağlıyor. Buradan ihracat yapıyor. Ki bizim otomotiv sanayimizin ihracat ağırlıklı bir üretimi var ayrıca. Bu az önce söylediğim 1,5 milyon üzerindeki araç üretimimizin yaklaşık 1,2 milyon toplamda yine adet söylüyorum. Aracın hepsi ihraç ediliyor. Otomobil tarafında da 1 milyona yakın üretimin nereden baksanız 800 bin, 850 bin adeti ihraç ediliyor. Yurt dışına satılıyor. O yüzden otomotiv sanayinin bu kadar hani öne çıktıktan sonra hala yatırımların geliyor olması Türkiye'nin dünyaya vereceği pozitif bir algı mesajı da oluyor. Evet. Bir de marka çok önemli. Alman markaları genellikle tutucudur. Başka ülkelerde özellikle son ürün üretme konusunda. Bununla ilgili biz geçmişte bir tecrübe şöyle yaşadık. 2001 krizi vardı. O kriz
olmadan önce Opel markası Türkiye'de yatırım kararı almıştı. Hatta yer de beğenilmişti ama öyle bir kriz yaşamıştık ki biz o zaman haklı olarak kimse de bir şey diyemedi. Hı hı. Neden yapmadınız diye. Vazgeçtiler, gittiler. Sonra da bir Alman markası şeklinde bizde üretim yapan Mercedes-Benz'in otobüs ve kamyon tarafı. Yani aslında bizim Alman markası olarak otomobilde üreticimiz olacak. Hı hı. Bu da uzun bir aradan sonra çok pozitif bir gelişme. Tabii ticaret bir anlamda hani kazan kazan ilişkisine dayanır. Bir fabrikanın, Volkswagen'in Türkiye'de üretim yapmak için şirket kurması, bir fabrika burada kuracak olması Türkiye'ye getirileri olacaktır ama bunun karşılığında Volkswagen'in de bundan bir getirisinin, bir çıkarının olması gerekiyor. Mutlaka. Bu noktada ben şunu sormak istiyorum. Zannediyorum ki Türkiye'nin de bu noktada aslında yatırımların önünü açmak için böylesi şirketlere sunduğu kolaylıklar oluyor. Doğru, doğru mu düşünüyorum? Nedir o kolaylıklar? Doğru, zaten... Bu sağlanan kolaylıklar başka firmalara da, başka büyük araba firmalarını da çeker mi Türkiye'ye? Tabii ki. Şöyle izah edelim. Zaten bu yatırım kararı en az kamuoyuna yansıdıktan beri 6 ay olmuştur. Hı hı. Bir tercih. Başka bir ülke başka bir şeyler teklif ediyor. Buraya yatırım yap diye. Biz başka şeyler. Bir pazarlık süreci yaşandı. Ama haklıdır. Ağır ve güçlü bir marka. Çok büyük bir sanayici. Belli garantiler, belli kolaylıklar, hı hı, talep etti. Zaten bizde genel olarak hatırlarsak bu krizin biraz da fazla böyle hani kriz dediğimiz makro taraftaki, hı hı, kurların hareket ettiği o günlerde bir süper teşvik haberimiz olmuştu. Canlı yayın olmuştu. Cumhurbaşkanımız çok sayıda firmayla belli ölçeğin üzerindeki, hı hı, yatırım